Hocam şufa hakkıyla alakalı bir sorumuz var. Ee, bir arazi satılacak ise ve bu arazinin sağında bir arazi, solunda başka bir arazi, önünde, arkasında farklı araziler bulunsa şufa hakkı kime aittir diye sormuş izleyicimiz. İkinci hocam yine şufa ile alakalı. Ee, konutlarda da şufa hakkı olur mu? Apartmanda bir daire satılacak ise bu hak sahibi nasıl belirlenir? Ayrıca satılan konutta kiracı bulunsa öncelik kiracıya mı aittir? Şimdi öncelikle şufa hakkı nedir? Ee, bunu bir açılımını yapmamız gerekir. Evet. Ee, İslam hukukuna göre bir mülk satılıyor ise, taşınmaz bir mülk satılıyor ise, taşınmaz mülkün alıcıları noktasında öncelikli olan kişiler vardır. Yani bir insan sahip olmuş olduğu bir malı satmama hakkına sahiptir. Satma hakkına da sahiptir. Ancak satacağı kişiler arasında öncelik hakkı vermek zorunda olduğu kişiler vardır. Bu da İslam fıkhında muhtemel olan zararı def etmeye yönelik bir tasarruftur. Örneklendirelim sizde ben bir arazide ortağız. Sizin hisseniz var, benim hissem var. Ben hissemi size satabilirim. Bu meşrudur. Evet. Sizin dışındaki yabancı birine de satabilirim. Ancak sizin dışındaki yabancı birine sattığım zaman bu sizin onayınıza muhtaç olacak. Ama bu onay şu demek değildir. Ona satma ben de almıyorum satamazsın şeklinde değil. Evet. Ben kaç paraya onu satıyorsam o bedeli sen vererek alma hakkım var. Velev ki o kişi razı gelmese bile. Evet. Bunun sebebi niye? Çünkü siz ortağınızdan e, kim olacağını seçme hakkına sahip olmalısınız. Ortağınız e, iyi olmayan bir insan, size zararı dokunması muhtemel olan bir insan olabilir. Evet. Bu noktada İslam hukukunda bu zaruretten kaynaklanan bir hak gibi düşünülür. E, bu sebepten dolayı muhtemel bir zararı def etmek için şer şerif kişiye şufa hakkı vermiştir. Şufada dediğimiz gibi malın satılamaması değil, satıyorsa kaç paraya satılıyorsa o bedeli vererek öncelik hakkına sahip olması. Peki bu şufa hakkında öncelik kimledir? E, bu noktada Hanefi fıkhına baktığımız zaman deniyor ki öncelik nefsül mebideki ortağındır. Yani şöyle düşünelim bir arazimiz var. Arazide benim bir ortağım var. Artı arazimin e, sulaması hakkında bir su nöbeti var veya bir yolu var. O yolu ortaklaşa kullandığımız bir komşum var. Evet. Bir de su veya yolda ortak olmadığımız halde e, işte kapı komşumuz veya sınır komşumuz var. Yani üçlü bir mesele olsun diye bunu tasvir ettim. Ortağım var. Hukukul civar diye tabir ettiğimiz suda veyahut da yolda ortak olduğumuz ancak mülkte ortak olmadığımız komşularımız var. Bir de hiçbir bağlantımız olmadığı halde sadece kapı komşumuz veya sınır komşumuz var. Hanefi fıkhında şufadaki öncelik nefsün mebideki ortaktır. Yani sizin bizatihi maldaki ortağınız diğerlerinden daha mukaddemdir. Evet. Maldaki ortak bu haktan feragat edecek olsa yani ben bunu istemiyorum. Tamam bu kime satıyorsam ben buna razıyım. Veya satın alan kimsenin kim olduğunu öğrendikten sonra ben bu hakkımı düşürdüm diyecek olsa bunun şu farkı düşer. Bu sefer ikinci merhale nedir ikinci merhale? Hukukul civarda ortak. Hukukul civarda hakkut tarik dediğimiz, hakkul mesil dediğimiz, hakkul mecra dediğimiz o arazinin sulama hakkı veya o araziye geçiş hakkı, yol hakkı veya atık suyu gönderme hakkı şeklinde bu haklarda müşterek olduğumuz kişiler. E, malın bizatihi kendine müşterek değil bir ortaklığımız yok ama komşumuz ile aramızda yol ortaklığı var. Aynı yolu kullanıyoruz, aynı suyu kullanıyoruz veya aynı kanalizasyonu kullanıyoruz. E, bu şekilde bir ortaklık ikinci merhalede şufa hakkıdır. Bu kişi de bu haktan feragat edecek olursa bu sefer üçüncü merhaleye intikal eder. O da nedir? Mücerret komşu. Yani e, ne malın kendisinde ortağız, ne civarında ortağız, yani haklarında ortağız. Hiç böyle bir ortaklığımız yok. Sadece kapı komşusu veya sınır komşusu olan bir komşumuz. Üçüncü merhalede buna geçecektir. Evet. Bu üçlü merhalenin de kendi aralarına baktığımız zaman, Diyelim ki benim malımın ortağı var ama bir tane değil birden fazla ortak var. Bu durumda bu ortaklar kendi arasında biri diğerinden daha mukaddem olmayacaktır. Velev ki hisse oranları farklı olsa bile. Yani benim e, diyelim ki o tarlada veya arsada yüzde elli hissem var. E, diğer iki ortağımın ise birinin yüzde otuz birinde yüzde yirmi hissesi olsa. Evet. Ben kendi hissem olan %50'yi bir başkasına sattığım zaman %30 hisse ortağı ile %20 hisse ortağı arasında bu %50'yi şufa ile alma noktasında bir fark yoktur. Eğer her ikisi de şufa hakkıyla orayı almak istiyorlarsa %50'yi 25-25 alabilme haklarına sahip olacaktır. Birinin hissesinin fazla olması, birinin hissesinin eksik olması bu hakta da oranlarda farklı olmasını gerektirmeyecek. Çünkü dediğimiz gibi... Buradaki asıl mantık e, muhtemel olan zararı def etmek. Yani gelecek olan ortağın zararını def etmek. Evet. E, dolayısıyla o ortak yüzde %50 hisseye ortak olsa da, yüzde %10 hisseye ortak olsa da, eğer e, şerli bir ortaksa, kişiye zarar verici bir ortaksa, bu noktada hissesinin fazla veya eksik olması, belki farklı açılardan, farklılık e, gibi gözükse de ama bizatihi zararın Ana unsuru itibariyle farklılık olmayacağı için bu noktada adedürruus diye ifade edilir. Kelle başı. Kaç tane ortak varsa hepsi eşittir. Velev ki hisseleri farklı olsun. Hmm. Ha, bunlar haklarından feragat ettikten sonra bu sefer dediğimiz gibi hukuk-ül civarda. Burada da kendi aralarında bazı takdim tehkiller vardır. Yani suda ortak olan işte yoldaki ortaktan daha mukaddem veya yolda ortak olan sudaki ortaktan daha mukaddem olabiliyor. Ama birden fazla suda ortak varsa bunlar da yine eşit olacaktır. E evet. buza da geçtikten sonra bu sefer komşuluktur. Komşu da birden fazla olması durumunda yine eşittir. Ama biri sınır komşusu, ötekisi komşunun komşusuysa zaten yakın varken uzak mahrum olmuştur. Böyle bir hakkı olmayacaktır. Artık bu kardeşimiz de buna göre bir değerlendirmeye tabi tutacak. Ama dediğimiz gibi şufa hakkı demek satışına engel olmak demek değil satışını bizatihi kendisi üstlenerek Yani satıldı. Kaç paraya satıldı? Şu fiyata satıldı. Kime satıldı? Filancıya satıldı. Filancının buraya gelmesini istemiyorum. Satış bedeli kaç paraysa onu verir ve o şekilde orayı alır. Evet. Hattı zatında e, diyelim ki mal sahibi orayı vadeli satmıştır A şahsına. E, şefi diye tabir ettiğimiz şufa hakkı sahibi de o kişinin almasını istemiyorsa iyi burayı ben alayım ama aynı vadeyi ben ödeyeyim dese olmaz. Peşin vermek zorundadır. Peşin vermek zorundadır. Veyahut da zamanını bekler, vade zamanı dolar. Vade zamanı dolduğu zaman parayı vererek orayı alacaktır. Yani birine vadeli tanımak, diğerine de vade tanıma mecburiyeti doğurmayacaktır. Bir diğer mesele de şufa menkullerde değil, gayrimenkullerde olur yani taşınmaz mallarda olur. Bu da dediğimiz gibi muhtemel olan zararı defetme asibi hasebiyle. Günümüzdeki apartman e, daireleri de e, her ne kadar Hanefi fıkhının tanımına göre menkul gibi değerlendirilse de araziye tebaan gayrimenkul olarak bakıldığı için bunlarda da şu farkı elbette cari olacaktır. İşte alt kattaki, mi, üst kattaki mi, bunun da burada da e, yani işte merhaleleri yani bunlar ne de ortak işte önce e, arazinin mülkünde ortak ama birinin bir artısı daha vardır. Nedir o artısı? Kapı komşusudur veya suda ortaktır. E, bu durumda tabii ki zararı birine daha fazla kimin gelmesi muhtemelse ötekine nispetle o daha e, geri planda kalacaktır. Yani kapı komşusundan gelecek olan zarar işte ne bileyim aynı binada oturup da en alt kişide oturan veya en üst kişide oturacak kişiden gelecek zarar ona nispetle daha ehven daha az olacağı için evet. öncelik e, onun olup o haktan feragat ettikten sonra diğerine intikal edecektir. Ha bir de kiracı diye kiracı bir, bir ifade bulmuştur ki kiracının böyle bir şufa hakkından bahsedemeyiz. Yani benim dairem var, dairemde bir kiracım var. Ben burayı satıyorum. Ahlaki olarak önce ona teklif etmek tabii ki güzeldir, erdemlidir, evet. Müslüman'a yakışan bir ahlaktır. Ama olur ya bu kişi bir başkasına dahi bunu satmışsa kiracının bu akti bozarak ben bu parayı veriyorum, ben bunu alacağım şeklinde hukuksal anlamda bir bağlayıcılığı gerektiren bir tasarrufu olmayacaktır.